özellikle bu ders seçim dönemlerinde ya da sonraki eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde danışman hocalarından bilgi alabiliyorlar. Sadece danışman hocaları değil aslında, bölüm olarak, bölümün akademik personelleri olarak biz her daim öğrencilerimizin yanındayız. Sanat Tarihi Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı'nda kabul alan öğrencilerimiz elbette ki dilediği hocayla çalışma fırsatını yakalayabilir. Ama tabii burada hocaların istekleri de çok çok önemli. Öğrencinin çalışma performansı ya da çalışacağı alanla ilgili belirlemiş olduğu yol bu konuda herkesin tercihlerini bence belirleyen temel kriterlerden birisi olacaktır. Sanat tarihi bölümü olarak öğrencilerimizin kendisini geliştirebileceği aslında fazlaca bir alan sunmaktayız. Şöyle ki bölüm içerisinde kazı çalışmalarını devam ettiren hocalarımız var. Mesela Beçin Kalesi kazıları, Fethiye Kalesi kazıları, Macaristan Zamardi Avar Mezarlığı kazısı, Alanya Kalesi kazıları. Bu anlamda öğrencilerin teorikte edinmiş olduğu bilgileri pratize edebileceği, pratiğe dökebileceği çalışma alanları olarak da belirlenebilir. Bölüm olarak öğrencilerimizin elbette ki çeşitli akademik faaliyetlerde bulunmasını destekliyoruz. Burada öğrencilerin ilgi alanları ya da takip ettikleri yol da elbette ki çok önemli. Konferanslara, seminerlere, söyleşilere elbette ki katılabilirler. Bu konuda da her zaman öğrencilerimizle destek içerisindeyiz. Bölüm olarak, aslında üniversite olarak bu lisansüstü çalışmalarını devam ettiren öğrenciler için Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen kütüphanemizle belli bir altyapı sunuyoruz. Ama sadece tabii ki burada bu kütüphaneyi burada nokta atışı olarak vermemeliyiz. Aslında İstanbul bu anlamda çok önemli bir şehir. Şehir her haliyle öğrencilere belli kaynakları sunmakta zengin. Mesela İSAM Kütüphanesi, İstanbul Araştırmaları Enstitü Kütüphaneleri, Alman Arkeoloji Kütüphaneleri bu anlamda öğrencilerin çalışmalarını yapabilecekleri ya da okumalarını yapabilecekleri belli merkezler olarak belirlenebilir. Sanat tarihi bölümünde çeşitli koordinatörlükler var. Mevlana koordinatörlüğü, Farabi koordinatörlüğü ve Erasmus koordinatörlüğü. Mevlana koordinatörlüğü ile beraber öğrenciler yurt içi ve yurt dışında, Farabi ile yurt içinde, Erasmus'ta da hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri yurt dışında değişim programlarıyla eğitim süreçlerini tamamlayabiliyorlar. Sanat tarihi bölümü içerisinde staj konusunda öğrencilerimizi destekleyen bir niteliğimiz bulunmakta. Özellikle bölümün akademik kadrosu içerisinde yer alan hocalarımızın yürütmüş olduğu kazı çalışmaları bu anlamda öğrencilerin stajlarını tamamlayabilmeleri için belli alanları yaratmakta. Sanat tarihi bölümü özellikle Türk İslam Sanatları ana bilim dalındaki alanındaki uzman hocalarla ve elbette ki Bizans sanatı ana bilim dalındaki hocalarla ya da bu hocaların yapmış olduğu nitelikli çalışmalarla aslında kendini belli bir yer çizebilmekte. Dolayısıyla burada tercihini bu yönde kullanan öğrenciler, yani İstanbul Medeniyet Lisesi sanat tarihi bölümünü yönünde kullanan öğrenciler, dolayısıyla bu her iki ana bilim dalı kapsamında çalışmalarını devam ettirebilirler. Sanat tarihi bölümü tezli yüksek lisans programlarında yabancı öğrenci kabulü aslında enstitünün vermiş olduğu kararlar doğrultusunda biraz da belirlenebilmekte. Yani başvuru koşulları enstitü tarafından verilen kararlarla belirleniyor ama genel bir kaide çizmek gerekirse öğrencilerimizin yine sanat tarihi bölümünden mezun olmalarını ve tabii ki yabancı dil bilmelerini istiyoruz. Sanat tarihi bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem akademik alanda eğer ilerlemek istiyorlarsa sonraki hayatlarını bu alanda şekillendirebilirler. Kültür Bakanlığı bünyesinde sanat tarihçisi olarak çalışabilirler. Özel sektörde eğer yer almak istiyorlarsa bu anlamda sanat galerileri belki de onların başvurabilecekleri temel alanları oluşturmakta. Sanat tarihi bölümü olarak tezli yüksek lisans programlarına başvuran öğrencilerimiz için hem alanında deneyimli hocalarımız, belki de bu alanda isim yapmış olan hocalarımız, hem de genç akademik personellerimizle bir fırsat yaratacağımızı düşünüyoruz. Öğrencilerimize zevkli, keyifli ve bilgi dolu bir eğitim hayatı sunacağımızı vaat ediyoruz. Programımıza başvuran adaylarımıza başarılar diliyorum. Hepinizi İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne bekliyoruz.